Biyolojik olarak ölüm anında vücudumuzda ve beynimizde neler oluyor? Ölüm korkmamız gereken bir şey mi? Biri öldüğünde sevmemizin bir yolu var mı? Dinler insanlığın ölüm korkusuyla icat ettiği şeyler olabilir mi? Hayatın anlamı bitecek olması yani ölüm müdür? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fazılcığım. Bugün Hayatın Anlamı serimizin son bölümünü çekiyoruz. Bir efkar bastı zaten. Ufaktan bir bastı. Konu da karanlık bir konu. Ölüm. Yok çok güzel bir konuymuş. Öyle mi? bak konuşalım görürüz. O zaman birazdan konuşalım. Pek karanlık değil. Tabii bu bir son değil onu da hatırlatalım. Bundan sonra illaki bir şeyler yaparız. Heyecan verici başka Önce bir içeriklerimiz olacak. Bir de partimizi yapalım sonra bakalım sonraki projeler neler olacak. E, evet ufak kafa dinleyeceğiz. Çok düşündük hayat üzerine biraz kafayı boşaltmak lazım. <laughs> Aynen öyle. Eller havaya. Şimdi ölüm hayatımıza aslında çok anlam katan bir şey ama her gün unuttuğumuz bir kavram. Neden böyle? Her gün ölümü düşünerek yaşamak çok imkansız olduğu için. Bizim insan olarak en önemli problemli özelliklerimizden bir tanesi bireysel olarak öleceğinin farkında bir canlı olmak. Yani bir gün muhakkak öleceğini bilen ve her an ölebileceğini bilen ama buna rağmen yaşamaya çalışan, ömründen uzun işler becermeye çalışan, kendinden sonraya bir şeyler bırakmaya çalışan enteresan bir canlıyız. Ölüm bilincinin diğer canlılar tarafından hani bir işareti yok yani çok araştırma var bu konuda. Primatlar özellikle ölümü anlıyorlar. Bir kabilelerinde bir arkadaşları öldüğü zaman üzülüyorlar. Yavrusunu kaybeden maymun bayağı yasmaz tutuyor ama yani mesela o bataba işte gömüyorlar, cenaze töreni gibi bir şey yapıyorlar. Böyle bayağı bir ritüelleri var onlarda. Etrafına toplanıp böyle böyle sallanıp ağlıyorlar falan. Ama mesela oradan iş bittikten sonra ya hepimiz öleceğiz abi yalan dünya falan gibi bir davranış görmüyorsun. Nasıl hayvanlarda ölüm Bilinci Ölüm yok mu? kendi ölümlerine dair bir algı yok. Ölümü anlıyorlar ve ölümden kaçıyorlar. Kediler bu yüzden mi bu kadar salak salak hareketler yapabiliyor? Yani, estağfurullah. O salak salakta bilmem <laughs> görevini yapıyor. Şimdi hayvanlarda bu bilincin muhtemelen olmaması bunu kaldıramayacakları için. Şimdi düşün. Öleceksin. Yani bütün gün yapabileceğin şey yemek yemek, yalanmak. Mesela kedi için düşün. İşte bir arada bir çiftleşmek. Sonra da öyle sepet gibi oturmak. Ve öleceğim bir gün. Şimdi böyle bir zihin düşün. Ya, bu zihinle yaşamak mümkün değil. Ama hayvan mükemmelen bu anda bir an sonrası yok. Bir an öncesi işte o, bir travma yoksa o da yok. Hayvan tamamen anda yaşamın gerektirdiğini yaşıyor. Niye böyle? Niye bizde ölüm bilinci var mesela? Bizim beynin ön tarafı bildiğimiz kadarıyla çok gelişmiş olduğu için aşırı genişlemiş bir zaman algımız var. Çok ileri geleceği tahayyül edebiliyoruz. Çok uzak geçmişi hatırlayabiliyoruz. İşte 20-30 sene önce olmuş bir şeyi unutamayabiliyoruz mesela. Biz işte hayvan çalışmaları çok yaptık. Hiç böyle çocukluk travması olan bir tavşanla çalışmadım ben mesela. Yani anam bana şöyle davranmasaydı ben böyle olurdum falan. Yok onlarda öyle bir şey. Ama biz hem geçmiş hem gelecekle ilgili böyle bir sorunsal yaşıyoruz. Mesela geçmiş hep pişmanlıklarla genellikle sırtımıza yük. Ya da baş edemediğimiz duygusal deneyimlerle. Gelecekte ise hep hesap kitap yapmamız gereken bir belirsizlik ama hepsinin ötesinde de en sonunda mukadder olarak bu arada şurada da olabilir, şurada da olabilir, yeri de belirsiz ölüm diye bir son var. Şimdi bu bilince sahip olmanın bir amacı olmalı. Çünkü biyolojik ortamda evrimsel bakış açısından bir özelliğin, varlığının bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde seçilmez, evrilmez, seçilimde avantajlı hale gelmez. Şimdi bakıyorsun ölüm bilinci ne işe yarayabilir diye. Yanılmıyorsam geçmişe doğru gittiğimizde ölüm bilinci ta homo habilisten itibaren yani bundan 500 bin, 750 bin yıl önce yaşayan e, insana akraba hatta ata diyebileceğimiz e, arkadaşlar da var gibi ama Neandertaller de çok belirgin. Mesela Neandertaller ölülerini yaşadıkları yerlerin, evlerin, mağaraların altına gömüyorlar. Özellikle kafataslarını. Böyle bir komple salonun altında kafatası çıkarılmış mesela neandertaller. Bir sürü akrabalarını falan oraya gömüyorlar. Yani bir şekilde ölümden sonrası ile ilgili düşüncelerin ta o zaman geliştiğini düşünüyoruz. Yani öyle bir irtibat var. Ölüm ve sonrası. Şimdi bu da enteresan ölümden sonrası diye bir kavramın var olabilmesi için ölüm düşüncesinin olması gerekiyor. Fakat ilginç ölüm hayatın bittiği bir yer ve insanlar nasıl bir ölüm sonrası düşünceye erdiler diye o dönemde... Bildiğimiz anlamda bu arada dinler falan yok hani... Hı hı. ilk bilinen Peygamber Hazreti Adem'in bile tarihçesi ondan çok yakın bu tarafa yani... 10-12 bin sene önce gibi gözüküyor ama... Neandertaller atıyorum 100-200 bin sene önce. Ve bu süreç içerisinde en kuvvetli teorilerden bir tanesi Neandertallerden itibaren beynin gelişmişliğinin aşırı düzeyde artmasına bağlı bizim bugünkü beyin fizyolojimize çok yakın bazı e, özellikleri var. Bunlardan bir tanesi uyku ve rüya. Ve rüya sırasında insanlar biliyorsun çoktan ölmüş olan tanıdıklarını görebiliyorlar. Ve rüyalarında bu kişileri görenler diyor ki "Aa biz bu öldü biz de öleceğiz ama" Öleni ben gördüğüme göre demek ki ölümden sonra da varlıkları devam ediyor diye muhtemelen bir düşünce geliştirmişler. Ve ilk afterlife hikayesi muhtemelen bu rüya bilincinden ortaya çıkmış bir şey gibi. Ve bu insan kültürünün ta dinlerden önce çok ciddi bir bileşeni olmuş. Yani insanlar hep ölümle ve ölüm sonrasıyla çok fazla uğraşmışlar gibi görünüyor. Tabii ki özellikle yazılı tarih yani bildiğimiz kültüre denk geldiğimizde zaten standart işte semavi inançların vesaire de gündeme girdiği bir insan kültüründen bahsediyoruz. Orada zaten bu iş çok daha yapılandırılmış. Ama ve lakin ölüm neden bizde bilincinin olduğunu anlamamız gereken bir şey. Onun da cevabı çok basit. İnsan gibi bir canlı niye ölüm bilincine sahip? Yani benim en kolay anlatabildiğim konulardan biri bu. Mesela ölüm hiç olmasa ne yapacağımızı bir düşün. Hiç ölüm olmasa. El cevap yani burada çok video vaktini almayayım ama hiçbir şey yapmazdık. Nefes bile almazdık, hiç hareket etmezdik. Çünkü yaptığımız her bir şeyi biz öleceğimiz için yapıyoruz. Bu videoyu çekme sebebimiz ölecek olmamız. Yani ölmeyecek olsak her şeyi yarına ve daha sonrasına ve daha sonrasına ertelerdik. Hiçbir şey için acelemiz olmazdı, hiçbir şey için arzumuz kalmazdı. Ve ölümsüzlük aslında hep böyle hikayelerde, fantazilerde vardır ya o işte ölümsüzlük suyunu içer falan. Büyük bir lanet olarak her zaman resmedilir. Boşuna değildir bu. Ama insan öbür taraftan paradoksal olarak ölümlü bir canlı olduğunu bildiği için sürekli ölümsüzlük arar yani ölmemeye çalışır. Yani az ve merak duyguları bizi yönlendirmez miydi ölümsüz e, Mesela merak niye merak edesin ki? Yani niye şu anda merak edesin? Yarına bırak. Benim oğlan gibi. Yani bugün yapman gerekirse yapma. Onun felsefesi o mesela. Ve bizim mesela bir şeyi çabucak yapma sebebimiz yaşımız geçiyor. Zamanımız geçiyor ve ömrümüz geçiyor. Çünkü bunun bir sınırı var biliyoruz. İşin kötüsü sınırı da bilmiyoruz. Ee, bir başka senaryoda da herkesin ölüm saati belli olsa. Herkes atıyorum 68 yaşından işte 4 gün alınca küt diye ölse mesela. Şimdi böyle bir durumda da yaşamak mümkün değil. Çünkü o zamanı beklersin ve başka hiçbir şey yapamazsın öleceğini bilmek ve belirsiz olması bizim sadece yaşamamızı mümkün kılmıyor. Bu yaşamın içerisinde üretken olmaya bizi zorluyor, yaratıcı olmaya bizi zorluyor. Ve daha da önemlisi kendinden sonraya bir şey bırakmak diye bugün adına kültür dediğimiz şeyi üretmemize sebep olan müthiş bir farkındalık oluşturuyor. İnsanın kültürel bir canlı olmasının en önemli arka planında ölüm bilinci yatıyor gibi gözüküyor. Çünkü ölüm bilinci olmasa ben niye birilerine bir şey öğretmek için hocam? Kendileri uğraşsınlar anasını satayım. Ya da işte zamanı geldiğinde 500 sene sonra ben gerekirse gösteririm falan diyebilirsin. Hayır. Gideceğiz vaktimiz çok dar. Mesela ben yazıp çiziyorum, konuşuyorum sürekli. Niye bu kadar acelem var? Abi gitmeden bir şeyler anlatalım işte yani. Bırakabildiğimizi bırakalım. Bu ölüm bilinci bu açıdan baktığında işte hiç karanlık bir konu değil. Aslında bir hayli aydınlık bir konu. Ve her şey ama her şey dünyada biteceği için çok özel. Her şey bitecek. Mesela bu çekim bitecek. Bak koca seri bitti. Yani 20 bölüm çekmişiz Allah muhafaza. O da bitti. Her şey bitiyor. Cem Mumcu'nun harika sözü ki yakında o konuyla ilgili bir şarkı sözü yazdım. Belki besteler yayınlarım bilmiyorum. Diyor ki başladıysa biter işte o yüzden güzel. Cem Mumcu'nun en sevdiğim sözlerinden biridir. Gerçekten dünyayı da yaşadığımız hayatı güzel yapabilen tek şey ölümdür. Ve ölüm İyi ki var. Bilinci varsa yaşarız. Ama bu gerçeği bilmezsen ne olacak? İşte sorunun cevabı burada. Biraz dolaştırıp söyledim. Ondan sürekli kaçarsın. Onu düşünmemeye çalışırsın. Ölümden fazla ağzından yer ölü falan filan. Dur, Allah gecinden versin. Aman tam Allah gecinden versin ama konuşmaktan korkmamamız gereken tam tersine hayatın tam merkezinde konuşmamız gereken bir konu. Hı, -hı. Siz de yakın zamanda yakın birini kaybettiniz. Ee, bu olayın ölüm hakkındaki fikirlerinize bir etkisi oldu mu? Çok şükür vesilesi oldu diyeyim benim açımdan. Çünkü işte bir buçuk ay önce kadar babamı kaybettim. Şimdi ben hep merak ederdim. Yani yakın çevremde çok insan vefat etti ama anne baba 50 yaşlarına kadar hayatta kalınca Ulan acaba yani emre hak vaki olur da normal sıra olduğu gibi benden önce ölürlerse nasıl hissederdim diye çok merak ediyordum ve kendimce bir simülasyonum vardı. O simülasyonu hoş bir şekilde yaşamak zorunda kaldım. Fakat şunu gördüm, bu devirde yap, şu yapılan çok büyük bir hatanın bedellerini fark edebildim babamın cenazesinde. Ben daha önce arkadaşlarımın anne babalarını kaybettiği cenaze törenlerinde bulundum. Kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı yitirdiğimiz durumlar oldu. Onların cenazelerinde bulundum. Ve bu cenazelerin tamamında zamanımı ve enerjimin çoğunu cenazenin yakınlarına, vefat eden kişinin yakınlarına işte teskin edici faaliyetler için harcadım. Çünkü insanların durumları çok kötüydü. Ben hiç beklemediğimiz bir zamanda babam vefat etti ve ben yoldayken vefat haberini aldım. Yani işte bir işte beyin kanaması geçirmişti. Biz varana kadar vefat etti. Oraya gittiğimde biz hemen işlemlerle ilgilenmeye başladık. işte eşi, dostu, akrabayı sakinleştiriyoruz falan. Özellikle ben de psikolog arkadaş çok ya. Gelip gelip beni böyle sakin ve işleri organize eder görünce tabii biraz üzgünüz ama şok geçirdiğim falan düşünüyorlar. Hocam iyi misin? Dur bir iki dakika otur bilmem ne falan. Ya diyorum iyiyiz yani. Ne olacak işte ne yapalım elden ne gelir falan diye konuşuyoruz. Sonra işte ertesi gün cenazenin defni sırasında da falan baktım insanlar endişeleniyor benimle ilgili. Yani böyle bir feryat falan bir şey olmadığı için. Fakat sonra bunun neden olduğunu daha önce düşünmüştüm ama orada yaşadım. Benim evimde, büyüdüğüm evde yani ölüm hiçbir zaman yabancı bir konu değildi. Her gün konusu edilirdi. Ta rahmetli dedemden itibaren bir sürekli ölüm var. Bak bugün öleceğiz, ölüm şöyle. Zaten dindar bir ailede ve çevrede büyüdüm. Ölüm hep ana konuydu. Fakat patolojik bir konu olarak geçmiyordu yani. Ya ölüm var ya yani ona göre yaşamak lazım. Ya hepimiz bir gün öleceğiz İşte babam sürekli e, oğlum benim ölmemi beklemeyin yani bir şey istiyorsanız onu şöyle yapalım falan filan yani böyle miras esprileri yapılırdı aramızda. Ölüm düşüncesine bu yakınlık ölümle baş etmeyi çok kolaylaştırıyormuş ve Etrafımda gördüğüm maalesef birçok sorumlu davranış ölüm meselesine sürekli ket vurmaya alışmış kültürlerle alakalı. Hı hı. Ben çocuklarımın hepsini babamın bana yaptığı ve dedemin babama yaptığı gibi kurban bayramlarında falan özellikle hayvan kesimlerini izlemeye götürdüm. Çünkü amacım şu çocukların bahşet ihtiyacını tatmin etmek değil ama bu hayvan netini yemek için onu böyle öldürmek zorundayız. Bunu görmeniz gerekiyor. Çünkü doğanın doğal döngüsü budur. Yaşam ölüm döngüsünü anlamadan yaşamı anlamanız mümkün değil o tükettiğiniz et denen gıdanın kıymetini bilmeniz mümkün değil. Mesela benim çocuklarım hiçbiri vejeteryan ya da psikopat olmadılar. Sadece şu anda mesela hayvan ürünleri yerken daha dikkatli oluyorlar. Tabaklarına yiyecekleri kadar alıyorlar. Onu çöp olarak atamıyorlar mesela. Bu güzel bir şey, bir farkındalık. Ve ölümün hayatta bu kadar merkezi bir yeri olmasına rağmen, onu hayattan çıkarmanın nelere mal olabileceğini bizim peder giderken bir kere daha öğretti. O yüzden Allah razı olsun diyorum. Yani küçüklüğümüzden beri bizi böyle bir sistem içinde tutması. Bilmiyorum kendi ölümüme bu kadar hazır mıyım? Gelince göreceğiz. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama mesela motosiklet kazası geçirdiğimde de daha havada uçarken bu hala ölüm böyleyse fena değilmiş falan diye düşündüğümü hatırlıyorum yani. Daha asfalta düşmeden önce araba bana çarpıp da uçarken. E, muhtemelen o düşünceyi bile buraya bağlıyorum. Yani bir şekilde devamlı rabıtan olan, bağlantılı olan bir konuda karşılaştığında çok yabancılık çekmeyebiliyorsun. Hepimiz bir e, edebiyatçı söylemiş kim hatırlamıyorum. Azra ile ilk söylediğim şey bir gün daha. <laughs> Hepimiz böyle dermişiz yani görünce. Ben bilmiyorum ne diyeceğim ama e, onunla bir gün karşılaşacağımı bildiğim için ve bunu devamlı hatırlamayı sevdiğim için her gün hazır olmaya çalışıyorum. Bu da bana hiç kötü etki yapmıyor. Beni daha verimli yaptığını düşündüğüm bir alışkanlık sadece. Ölmeden önce ölünüz tavsiyesinde de hep bunu anlarım. Yani ölmeden önce ölmek mümkün değil ama onu düşünmek çok mümkün. Biyolojik olarak ölüm anında vücudumuzda ve beynimizde neler oluyor? Bilmiyoruz ama bazı ipuçlarımız var. Bir kere şunu bilmiyoruz. Ölüm nasıl oluyor? Yani Mesela beyin ölümü diye bir şeyin teşhisini koyuyoruz biz hastanede yatan hastalar için. Ama bunun için 3-5 tane uzmanın bir araya gelmesi, nörolog falan filan gibi farklı alanlardan insanlar buluşacaklar. Kendilerince muayene yapacaklar. Hepsi eşgüdü halinde. Yani sadece beyin dalgası gelmiyor falan diye o teşhisi koyamıyorsun. Diyorlar ki evet sistem ölmüştür ve geri dönüşü yoktur diye bir rapor tutmaları gerekiyor. Şimdi 21 gram vücut hafifler falan gibi söylenceler var internette. Bunların hepsi fasarı, hepsi boş ölünce vücutta hiçbir fiziksel değişiklik olmuyor. Yani 10 saniye önce canlı olan biri 10 saniye sonra öldüğünde ki bugün bu insanların birçoğu monitörizasyon cihazlarına bağlı olarak hastane yoğun bakımlarında hayatlarını kaybediyorlar. Bildiğimiz ölçülebilir hiçbir değişiklik olmuyor. Ritmik çalışan organlar duruyor. Bu da böyle bir anda olmuyor şak diye şalterinde gibi. Safa safa. Mesela bir insanın işte beyin travmasından sonra uzunca bir süre kalbi atabiliyor mesela. Beyin durmasına rağmen kalp devam edebiliyor. Biliyorsun makineye bağlı insanları hiçbir fonksiyon olmamasına rağmen yaşatabiliyoruz. Yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi nereye çekeceğimizi bilmiyoruz. Ve öldüğümüz zaman en belirgin olan şeylerden bir tanesi vücut çok hızlı bir biçimde bütünlüğünü kaybetmeye başlıyor. Çok hızlı oluyor bu. Dakikalar içerisinde başlıyor. Sonra işte günler, haftalar, aylar içerisinde de zaten çürüme dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Vücut dağılıyor. Dolayısıyla yaşamla ölüm arasındaki çizgi, vücut bütünlüğünü muhafaza edebilecek bir enerji gibi bir şey düşün. O çalışırken sorun yok. Ama bir an sonra tak durdu mu, çok hızlı bir şekilde o dağılma dediğimiz süreç başlıyor. Çoğu zaman organların faaliyetleri farklı zamanlarda durduğu için yani ortam enerjisinin değişimine bağlı olarak. Mesela saçlar, tırnaklar falan bazen saatlerce uzayabiliyor kişi öldükten sonra. Yani dolayısıyla bu canlılığın doğrudan bedenin bir yerinde olan bir şey olmadığını bize düşündürüyor. Zaten komadaki biz hastanın mesela fiziksel olarak yaşıyor olsa bile yaşıyor olduğunu pek söylemiyoruz. Çünkü zaten algısı yok, tepkisi yok, dünyayla bir alakası yok. Sadece bedeni yaşam bedetleri gösteriyor. Hatta onu bitkisel hayat diyoruz bitki gibi yaşadığı için. Ama o bitkisel hayatta da durduran şeyin ne olduğu belli değil. Ee, dediğim gibi ben önemlisi ayrışma ve parçalanma. Peki ölüm korkmamız gereken bir şey mi? Buna direkt hayır demek isterdim ama şöyle bir düşünce biraz insafsızlık olur. Çünkü ölüm aslında korkabileceğimiz bir şey değil. Bir insan daha önce bunu düşünmemişse ölümden korkması normaldir. Biz bildiğimiz şeylerden korkarız. Bilmediğimiz şeylerden endişe ederiz. Şimdi mesela ölünce ne olacak? Sonrasında ne olacak? Meselesi bir endişedir. Ama ölümün kendisi korkulacak bir şey değildir çünkü aramızda hiç kimse henüz ölmedi. Yani bu videoyu izleyen hiç kimse %100 garanti veriyorum henüz ölmedi. Ben de ölmedim. Söz ölümün ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim genellikle korktuğumuz şey ölüme doğru geçiş. Yani oradaki çekilecek acı, yaşanacak hastalık, problem, kaza neyse. Biz genellikle bunlardan korkuyoruz. Bu da Ölümden kaçınma güdüsünün doğal bir sonucu. Ayza Gassimov çok güzel bir şey söylemiş. Ölüm barış dolu, yaşam harika, sorun aradaki geçişte. <laughs> yani sadece geçiş biraz problemli. Bunu şey gibi düşüneceğiz. Anne karnındaki bebeği düşünün mesela. O bir hayat formu. Hepimiz oradaydık hatırlamıyoruz ama çok barışçıl bir ortamdı yani. Böyle ponçik gibi göbek kordonundan almış gibi yat. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi yaşadığımız hayatta çok şükür nefes alıyoruz her şey güzel ama ikisi arasındaki geçiş doğu çok ağır bir travma. Yani çocuk böyle daracık bu kanalın içinden o da normal doğumsa 8 manevra yaparak falan böyle cılkı çıkarak geçiyor yani. Biraz hani bebeğin anne karnında doğumdan korkmasına benziyor bizim ölümden korkmamız. Daha doğrusu doğumdan değil. Hayattan korkmasına benziyor. Çünkü ölüm bizim için o bebeğin doğumdan sonra başladığı hayat gibi bir şey. Nedir ölüm? Yaşamsal fonksiyonun durması. Durduktan sonra zaten ben sana net söyleyeyim, dert tasaların hiçbiri yok. Kredi kartlarını bir daha asla dönmek zorunda değilsin. Sınavın buna düşünecek hiçbir şey kalmıyor. Güzel miyim, çirkin miyim falan filan. Zaten yani ga gasilhanede yıkarlarken kimse ola bakmıyor. Ben çok cenaze yıkadım. Bütün bu hikayelerin hepsi orada bitiyor. Ve emin ol, yani %100 garanti verebilirim. Şu dünyaya ait dert dediğin ne varsa onun bittiği bir yer. Şimdi normalde buraya bakınca korkulacak bir şey değil. Ama geçiş, işte o nasıl olacak? Hep o belirsizlik bizi maalesef meşgul ediyor yani. Peki sevdiğimiz biri öldüğünde üzülmek aslında kültürel olarak öğrendiğimiz bir şey midir? Yani biri öldüğünde sevinmemizin bir yolu var mı? Ya da böyle kültürler var mı bunu yapan? Ya yani, tanıdığım biri öldüğünde sevinmek gibi mesela. Evet. Yani. Niye sevinesin ki? Şimdi biri öldüğünde hissettiğimiz yoksunluk duygusu, bunu da kimden dinlediğimi hatırlamıyorum. Birisi anlatmıştı güzel bir noktaydı onun tarafından sevilme ve ilgi görme ihtimalini artık sonsuza kadar yitirmiş olduğumuz düşüncesiyle alakalı. Yani biz insanlarla bir bağ hissediyoruz. Mesela ben babam hayattayken bazen bir hafta unutuyordum, hiç aramıyordum. Tam bir hafta on gün falan. Sonra bir gün işte telefon çalıyordu babam. Ne hayırsız unuttun bizi falan filan diye. Ya baba işte üç güç falan diyorduk ama bazen de mesela iki üç gün üst üste arıyordum falan gibi. Şimdi onu artık hiçbir zaman arayamayacağımı biliyorum. Yani sadece hatırlayabileceğim. O da Alzheimer olmazsam. Sadece bir anısı var ve gerçekten kontak kurma ihtimalim yok. onu akıl danışma, onun takdirini alma ihtimalim artık yok. Ne aldıysam o kaldı. Ve bu süre giden besleyici ve destekleyici. Yani birisi tarafından sevilme hissiyatını bir daha yaşayamayacak olmak insanın, geride kalan insanın en önemli üzüntü kaynağı. Yoksa o kişinin fiziksel kaybı tek başına bir şey değil ölümün üzücü olması son derece insani ve makuldur. Daha da enteresanı birbirimizin gözü önünde ölmemizin en önemli faydası ölümü düşünme vesilesi olması. Biz mesela cenazelerde nasıl herkesin bir süklüm püklüm böyle duruyor. Ne yapacaksın cenazede biri ha ay falan yapsa ortalık karışır. Cenazede öyle durmamız gerekiyor ama bu cenaze töreni biter bitmez ihale takibine geçmek gibi bir şey için değil bunun faydası. Yani orada durmakla ilgili değil. O hali... bir süre hayatında taşıyabilirsen. Ben mesela... çok gün geçti üzerinden... hemen hemen her gün... her... özellikle sabah saatinde uyandığımda... yani... babamın ölümünü... ve sonra diğer bütün akrabaların ölümünü bir süre düşünüyorum şöyle. Ve hani... tabii Steve Jobs'un romantiklerine girmeyeceğim. Bugün son günün olsa ne yapardım? Öyle bir şey değil ama... Yani gerçekten yaşadıkları hayattaki yaşadıkları kadar miktarın ne kadar kıymetli olduğunu ve şu anda benim o kıymetli şeyin içerisinde bizzat canlı bir varlık olarak durdum falan düşünmek güzel bir şey aslında. Mesela bu mutlu edici bir düşünce biçimi. Ama ölümün acısıyla bu birbirine ters şeyler değiller. Ölümün acısı sayesinde bunu hissediyorsun. Dolayısıyla sevdiğimiz birine, bağlı olduğumuz birini kaybetmenin sevinilecek bir tarafı yok. Bunu bir neşeye çevirmek ya da yaz sürecini yatıştırmaya çalışmak modern toplumun bir hastalığı. Mesela yaz süreci dediğin şey iyileştirici bir doğal terapötik süreçtir. Hmm. Ama biz o süreci şimdi ilaçla, ilaçla bastırmaya çalışıyoruz. Yani bundan vazgeçmemiz lazım. Ya şey için diyorum hani bizim için tabii ki aşikar da şöyle kültürleri de duymuştum hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Ölümden sonra çok güzel bir yaşam olduğuna inanan ya da işte o kişinin dünyadaki sıkıntıların bittiğine inanan kültürler ölümü kutlayabiliyorlar. O yüzden sordum. Biz bak, biraz şey aslında böyleyiz. Bizde böyle bir damar var. Benim mesela babamın cenazesindeki halim böyleydi. Mesela ya babamın cenazesinde ben birkaç kere gözyaşı döktüm ama samimi olarak söyleyeyim sevinç gözyaşıydı yani. Çünkü gelen insanları gördüm, söylediklerini gördüm. Yani onunla her gün atışan annemin halini gördüm. Ya yani baktım bu adam güzel yaşamış yani. Dolayısıyla hadi be darısı bize. Yani bu aslında mini bir kutlama ama tabii bunu abartı bilirsin. Havai fişekler, şey, e, neydi o? ACDC'nin eski vokalisti öldüğünde hebe drink on medya şarkı yaptılar mezarın başında biralar falan, şeyler içerler. Evet. Türkiye'de olsa rakı yaparlardı. Bu da öyle de var bazı yerlerde. <laughs> yani şimdi bu tabii ki meşrepten meşrebe şey ama ölüm düşüncesiyle kavgalı olmayan her kültürde ölüm merasimi kutlu bir merasimdir. İster yak, ister göm, ne yaparsan yap orada bir kutlama ve kutsama vardır zaten. Çünkü o insanın güzel bir yere gönderildiği düşünülür. Ama e, işte savaşlar gibi durumları düşün, insanlara toplu mezarlara fatır fatır gömme tecrübelerimiz de var. Gerçekten insanın manevi bir tarafı olmasa, hani ölüm düşüncesi gerçekten hayatında yer almasa insanı çöp gibi ölünce şuraya atarsın yani. Ceset torbasına koyup kapında ne bırakabilirsin mesela. Bunu yapmıyoruz. Çünkü cenaze töreninin kendisi aslında bir o kişinin yaşamına dair bir kutlama. Bir cenaze töreni sadece ve sadece kalanlar içindir. Ölen için değildir. Biz bunu hep karıştırıyoruz. Mesela işte İstanbul'un en güzel yerinde mezar aldık babama. Lan canlıyken orada ev alsaydınız adamcağız. Sandalye koysan yeterdi. Ölünce ne yapsın oradaki mezarı? Havalı. babam mezar orada demek için alıyorsun. Mesela taşlar, maçlar böyle afilli bir şeyler yaptırıyorsun falan. Bunların tamamı kalanlarla ilgili bir şey ben video vesilesiyle söyleyeyim. Benim yani mezarım belli olsun hiç istemiyorum ama bizimkileri anlatamadım hala bunu. Yani gömün diyorum bir yere kapatın gitsin yani sıkıntı yok. Bir an önce doğaya karışalım. İşimiz var. Konunun başında da bahsettik ama dinler insanlığın ölüm korkusuyla icat ettiği şeyler olabilir mi? O kadar komplike bir şey icat edebileceğimizi zannetmiyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi ölüm sonrası yaşam düşüncesi din öncesi bir düşünce zaten bu var. Fakat burada tabi dinlerin neliğini tartışmak bizim işimiz değil. Yani gerçekten mi var uydurma bir şey Ben uydurma, yani uydurma olanların da olduğunu düşünüyorum ama öz itibariye, öz itibariyle din diye bir düzenleyici kurumun olması gerektiğini ve bunun da insanüstü bir kaynağı olduğunu düşünüyorum. Benim inancım o yönde. Ama bu da bilimsel olarak konuşabileceğimiz bir şey değil. Fakat İnsanlar zaten... de Mitoloji mesela hani mitolojileşmiş artık inanışlardan da bahsediyoruz. E tabii yani hepsinde bu zaten Bunlar aynı tema var? Ölümle var mı yani sizce? Hepsi ölümle ilgili. Ya zaten mitolojide, dinde, anlatıda ne varsa her şey ölümle ilgili. Ölümün olmadığı bir dünyada kim dine inanır Allah aşkına? Düşünsene. Lay, lay, lay yani hiçbir şey. Hiç ölmeyeceğim bir dünyada niye anlamsal bir şey için kolunu kıpırdatasın? Aman be bırak onlar yapsın falan. Zaten şu andaki boş vermişliğimizi ve tembelliğimizi düşün. Dolayısıyla bütün dini anlatılar, bütün inanca dair her şey aslında merkezinde ölüm düşüncesinin etrafında organize oluyor. Bu hayatın geçiciliği insanı kalıcı ve baki olan bir şeyi aramaya yönlendiriyor. Mesela bir kim demişti onu da? Bugün hafızam zayıf. Normalde bu anekdotları hatırlarım ama insandaki arzu ona bir şekilde kavuşacağının işaretidir. Yani bir şeyin arzusu varsa onun hedefi her yerde geç gerçekleşecek. Mesela bizim Arzularımızdan bir tanesi de sonsuzluk arzusu. Ölüme kadar bunu elde edemeyeceğimiz belli. Ama bir inanışa göre, inanışların çoğuna göre ölüm bizim sonsuzluğa adım açma biçimimiz. Şimdi bugün bakıyorsun bilimsel açıdan yani insanın zihin, ruh, işte bilmem ne dediğimiz o gizil dolanım artı beden dolanımına bakıyorsun. İnsanı insan yapan beden değil. Bunu daha önce konuştuk. İnsan insan yapan belleği ya da zihni de değil. Çünkü o da yolda kazara oluşmuş bir sürü hadiseden oluşuyor. İnsanı insan yapan şey maddeye bağlı olmayan bir töz. E, ölüm maddi bedenle ilgili. Öldükten sonra bu töz nereye gidiyor? Kimse bir şey bilmiyor. Artist artist konuşmanın bir faydası yok. Yani bedeni zaten yaşatan şey bedenin kendisi değil. Çünkü beden orada taş gibi durunca ölü diyorsun. ya yani beden 10 saniye önceki beden de biraz önce konuştuk. Ama o töz artık orada değil. Peki nerede? İşte bunu bilmiyoruz. Sadece burada dürüst olalım bu konudaki merakımıza cevap vermek üzere akla evvel birileri sana bir takım hikayeler de uydurabilir. Invention of Lying filminde Rick Gervais'in yaptığı gibi. Ya da gerçekten bu sistemi yöneten, yaratan sana mesajcılar gönderebilir. Bununla ilgili bazı ipuçları verebilir. Nasıl değerlendirirsem bizim bu büyük soruya cevap bulmamız lazım. Şunu da söyleyeyim, şu iddiayı çok gayri ciddi buluyorum. Ben düşündüm, taşındım, bilmem ne, bu dünyadaki hayatın tek hayatımız olduğuna karar verdim ve ölünce de biteceğiz diyen bir insanın bu dünyada verimli işler yapabilmesine, yarına bir şey bırakabilmesine dair bir motivasyonu uzun süre taşıyabileceğini hiç zannetmiyorum. Böyle diyen insanlar genellikle içlerinde bir yerde aslında o zannettikleri şeyin öyle olmayabileceğine dair bir inanç taşıyorlarmış gibi çok uzun vadeli, çok büyük kültürler ötesi ya da nesiller ötesi işler yapıyorlar. Mesela güzel şeyler yapıyorlar. Var kalmak istiyorlar. İsimleri unutulmasın, eserleri unutulmasın istiyorlar. Bu motivasyon manevi bir motivasyondur. Hayatı sadece beden, madde ve ölüme kadar ki nefes sayısından ibaret gören, onun dışında bütün gerçekliği yok farz eden bir zihnin uzun süre sergilebileceği bir performans değildir. Eğer Hani aralarında böyle çok arkadaşlarım, dostlarım da var. Onlara da böyle bazen takılırım. Sen Müslümansın haberin yok falan diye. Kendi ateist diyorsun gibi. Gerçekten üreten, yaratan bir şeyler yapan insanların derinde bir yerde bir maneviyatları var. Sadece dinlerle araları hoş olmadığı için o maneviyatı yok ben bunları sevmiyorum, hiçbirinden değilim falan filan diye geçiştiriyorlar. Yeterince meditasyon yapılırsa insanın yaratmasının ölüm sonrası düşüncesiyle çok bağlantılı olduğu görülür. Bu video için biraz ağır bir konu olabilir ama düşünme teklifi olarak vereyim. Özellikle sevgili ateist arkadaşlar bizi izliyorlarsa bu dünyada gerçekten dişe dokunur bir şey yaparken ki gerçek motivasyonlarına bir baksınlar. Ben bir şey demiyorum kendileri bulsunlar. İlginç şeyler keşfedecekler. Ya tam olarak aslında eğer tek hayatım bu olduğuna inanıyorlarsa e, ölümsüzlük kaygısıyla daha çok bir şey yaratmalarına motive olmaları Sorun gerekmez şu, mi? Sorun şu bu beden ortadan kalktığında algılayacak hiçbir şey kalmadığına inanıyorsan Ölümsüz olup olmamak kimi ilgilendirir ki? Yani benim haberim olmayacak ki. İsteyen istediği kadar ismimi çağırsın. İyi ya da kötü. Ben yokum ki artık. Şimdi de, insanı dehşete düşüren şeyler listesinde çok az zikredilen bir şey var. Çünkü kimse üstüne düşünmez. Yok olma fikri müthiş bir dehşet fikridir. Yani dehşetlerin en büyüğüdür. Ben bunu çok farklı yerde kişisel deneyimlerimle ve aynı zamanda felsefi sorgulamalarda çok rastladığım bir tema bu. Mesela çoğu insanı yani bu öte yaşam inancına sahip olmayan insanı şunu derken yakalarsın. Keşke öldükten sonra hayat olsun da cehenneme razıyım ama yok. Bunu mesela bana ilk bir hocam söylemişti tartışırken. Keşke dedi onun eşi çocukları bir kazada vefat etmişti cennet cehennem falan tartışıyoruz. Ya dedi biliyorum yok kardeşim dedi. Keşke olsa cehennem olsa ben yine çoluğumu çocuğumu görürüm ama biliyorum yok dedi mesela. O çok böyle korkutucu bir fikir aslında der ve insanın ruhunda bir yerde diyor ki bir şey olması lazım. Dolayısıyla biz bu mesela yokluk fikri üzerine çok düşünmüyoruz. Ölümden daha korkutucudur yokluk ve ölümle ilgili korktuğumuz esas şey belki de bu. Yok olmak. Düşünsene hiç var olmamak. Tamamen kaybolmak. Çok germeyin millete ama bu çok dehşet verici bir şey. O yüzden şu ya da bu şekilde eserle bilmem neyle devam etmek istiyorsan bunun adı ahiret. Bunun adı afterlife. İster burada adın anılsın, ister öbür tarafta sırattan geç, teraziye otur, bir şey yap, ne yapacaksan yap. Onların hepsi o işte süre gitme, devamlı olma, baki olma arzusuyla ilgili. Peki sizce insan ne zaman ölür mecazi anlamda? Ben tabiatta bulunan hiçbir şeyin e, kaybolmayacağını zannediyorum. Bu anlamda benim için ölüm diye bir şey sadece bir geçişimden ibaret, bir hal dönüşümden ibaret. Bunu da özellikle <laughs> evreni bir enformasyon kümesi, veri kümesi olarak düşünen işte son zamanlarda moda olan bir holografik evren teorisi var. Bana çok yakın geliyor mesela. Evren devasa bir data denizi ve bu veri denizinin bir simülasyonu gibi biz onun yoğunlaşmış hali olarak bu dünyada... geçici bir fenomen olarak... görünüp kayboluyoruz. Ama sonra kaybolduğumuzda... bizi oluşturan enformasyon ve yaşarken biriktirdiğimiz enformasyon evrene katılıyor. Bu mesela kara deliklerde yutulan... malzemeler de... E, dataya dönüştürülüp evrenin yapısına katılıyor. Sonra başka bir yerden başka bir şekilde başka bir yaratımda kullanılıyor gibi. Dolayısıyla mesela bu... Teori çok başka yerlere de götürür bize. Sen, ben diye bir ayrım yok. Mesela hepimiz aynı veri havuzunun parçasıyız. Ama buradaki geçici hayat sürecince böyle bir sen, ben ayrımı, bireysellik, işte ömür, zaman falan gibi şeyler deneyimliyoruz. Bu açıdan baktığımda ben mesela ölüm bana hakikaten çok dramatik gelmiyor. Bir odadan başka bir odaya geçiş gibi olduğunu zannediyorum. E, bu anlamda ölüm yok bana sorarsan. Ama bu dünya hayatı, bu sanal simülasyon anlamında soruyorsan bir insan bir kere ölünce ölüyor zaten. Bir insan ölünce kendisini ifade etme şansı ortadan kalktığı için, diğerlerinin algısındaki hataları düzeltme şansı ortadan kalktığı için artık o ölen insanın yerine ölen insanın imgeleri kalıyor. Mesela beni şu anda internetten takip edenler benim hakkımda neler yazıyorlar? Ekşi Sözlüğe bakınız. Mesela benim o imajlarım var. Mesela ben konuştukça da bu kafalar değişiyor. Çünkü adam dün beni başka bir laf söylerken ya da bir şey yaparken görmüş. Şimdi bir laf söylüyorum diyor ki öyle değilmiş böyleymiş falan. Benim varlığım onun benimle ilgili imajını dönüştürebiliyor. Ben olduğum zaman bu şansım ortadan kalkıyor ve geride kalan şey adım ya da benle ilgili bir şey değil. Benim zihinlerdeki imajlarım. Bir kitap yazdıysam o kitaba döktüğüm kısmım ve ondan insanların anladığı şeyler. Yani bir insan ölünce ölüyor. Geriye kalan bir dalga gibi. Dalgasal bir etki. Senin vesile olduğun ama pek seninle alakası olmayan bir takım dalgalar kalıyor. Bu dalga ses dalgası olarak düşünülürse baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne demek? Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Hoş sadağı bırakmak, yani dalgayı güzel bırakmak, işte kul hakkı yememek, kimseyi incitmemek, herkesten helallik alıp gitmek falan. O yüzden iyi bir prensip gibi gözüküyor. İnsan ölünce ölür. Peki Bugün şunu herhalde. derler yani, sen ölmüşsün haberin yok. <laughs> Mecazi anlamda ne zaman ölürüz? İşte bir şey üretemediğimizde mi? Artık merak duygumuzu kaybettiğimizde mi? Hepsi. I, aşkı kaybettiğimizde mi? Ne zaman? Hepsi insan inkişafı bıraktığında Yeni bir şey öğrenme arzusunu ve şevkini kaybettiğinde, kaybetmeye başladığında yaşlanır, tamamen kaybettiğinde ölür. Fiziksel ölüm zaman alabilir ama zihinsel olarak, ruhsal olarak çok erken yaşta ölen birçok insan var. Ee, özellikle ideolojiler ve kurumsal inançlar bunu çok iyi yaparlar. Bir yerde insanın zihnini bir kitlerler. Ömür boyu onunla otomatik pilotta yaşar gidersin ve en sonunda bu insanların hepsinden Dindarsa mesela Allah artık emanetini alsın lafını duyarsın. Öbürü ise artık hayattan beklentim kalmadı, ölmek istiyorum falan. Böyle bir şey duyarsın ve bunların bir kısmı intiharla sonuçları, bir kısmı oturduğu yerde kütleye gider falan. Ölümün şekli çok önemli değil. Ama bir insan eğer insanı insan yapan temel vasıflardan bence en önemlisi olan sınırları aşma, keşfetme ve inkişaf etme duygusunu kaybettiği anda insani donanımı zaten gitmiştir onun. Geri gelebilir, nefes oldukça... Pişmanlık ve geri dönüş mümkün. Ama bu nadiren oluyor. İnsan bir de bir hatta alıştı mı... Orada böyle hayat meşgalesi... Bir de bundan para kazanıyorsa mesela... Hiçbir şey öğrenmeden sürekli para kazanıyorsa... Yani hayatta fiziksel başarıya sahipse... Beslenme, hayatta kalma üreme anlamında... Bu insanın... Ya ne oluyor arkadaş bu hayatın anlamı nedir? Ben öleceğim, gideceğim falan diye sorgulaması çok mümkün olmuyor. Bu maalesef e, mecazen çok kişinin yaşadığı bir ölüm şekli. Allah hepimizi korusun derim. Benim için bu dünyada yaşamanın en dehşetli yolu bu. E bu arada cehaleti daha önce konuşmuştuk. Bilmemek değil, yeni bir şey öğrenmeyi reddetmekte cehalet beyin ölümü demektir zaten. Yani peki intihardan da bahsettiniz. Sizce insan ne zaman öleceğini seçebilmeli mi? Ne zaman öleceğini İnsan neyi seçebiliyor ki bunu seçsin? Yani kendi seçimlerimizi nasıl yaptığımızı daha evvel çok konuştuk. Bilinçli zihnimizin çözebileceği problemler son derece basit teknik problemler. Çünkü bilinçli dar kapasiteli bir şey. Onun dışında yani günlük hayattaki davranışlarımızın çoğu duygularımızda ve dürtülerimizde geliyor. Bir aşk acısı yaşadığın zaman düşün. İlla ki yaşamışsındır yani. Gençsin olmuştur böyle bir değil mi? Eşanda. istemişsindir olmamıştır falan. Evet. Bazen şu anda ölmeliyim dersin mesela. Bitmeli. Hayatın artık anlamı yok falan. Bitti artık bu iş. Yani onsuz yaşayamam. O anda sana bir karar yetkisi verir diye düşün. Ya da mesela terminal bir hastalığa sahipsin. Hakikaten durum çok kötü. Acı çekiyorsun. Evet. Böyle bir hak verildiğini ama sen tam enjekte ettirdin, tam ölürken taksinin hastalığın tedavisi çıktı. Ne yapacaksın? bilinmezlik içerisinde insana böyle bir büyük kararı vermemiz etik olarak çok zor. Zorlayıcı bir konu yani. Bunun tartışması ötenazi olan ülkelerde bile yapılıyor. 10 tane doktor raporuyla falan filan veriyorsun ama ben insanın kendi hayatıyla ilgili bu kadar ciddi kararları alabilecek derecede olgun bir canlı olmadığını düşünüyorum. Ve intihara teşebbüs eden insanların ortak öykülerinde hep bir anlamsızlık konusu vardır mesela. Tam da bizim serimizin anlamına uygun olarak. Böyle açlık, parasızlık, çaresizlik değil. Anlamı yok der yaşamanın. Ve o insanlar tak diye hayatlarını sonlandırmayı seçebilirler. Bu garip bir şeydir. Yaşama üçgünlüğü çok üstün olduğu için nasıl bir şeyse kardeşim bu anlamsızlık insanı hayatını sonlandırtabiliyor. Dolayısıyla insanın anlam dediğimiz o temel ihtiyacının en büyük karşılayıcısı ölüm gibi gözüküyor. Yani yaşayabilmen için anlamın olması lazım. Anlam yoksa ölüm senin için gayet normal geliyor. Ve anlamı kaybeden her insan şu anda rahatlıkla kendimi öldürebilirim diyebilir. Ben böyle bir hakkı vermek istemem çünkü anlamı bulmak anlık bir şey. O anda yok ama bir an sonra ah, bir aydınlanma geçirebilirsin. O fırsatı da kimsenin elinden almamak lazım. Peki şöyle bir şey soracağım. Yaşlılar hep böyle derler yani keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım falan diye. Neden? Ve çoğumuz da aslında bu hayatı tekrar tekrar yaşarız. Neden yaşarken bunu fark edemiyoruz ve fark etsek bile aksiyon alamıyoruz? Pişmanlıklar diyoruz. E, Valla öyle bir araştırmalar var yani insanlar ölüm döşeğinde en çok neden şikayet ediyorlar diye. Ortak tema çok enteresan. Keşke yapmasaydım hemen hemen hiç duyulmayan Ama keşke yapsaydım en sık duyulan tema. Şimdi biz hep tembelliğimizin pişmanlığını çekiyoruz. Hep boş vermişliklerin, vurdum duymazlıkların, işte sevdiğimiz birine sevgi gösterememenin, zamanda bir fırsatı değerlendirememenin, yani aksiyona geçmemiş olmanın şeyini yaşıyoruz, pişmanlığını yaşıyoruz genellikle. E, bu da yani umulur ki öğretici olsun ama olmuyor. Mesela benim hayatımda hala çok fazla yapabileceğim anda ne abi şimdi değil sonra dediğim çok fazla şey var. Ve insanın doğasında böyle bir işte bugünün işini yarına bırakma durumu var. Ama işte bunun da çaresine, Bu pişmanlığı en Her gün ölümü düşün. Steve Jobs konuşmasına tekrar geleceğiz. Memento geçiriz. Mori. E tabi Memento Mori öyle bir ilaç ki şu bizim tasavvuf hikayesi var. Bu da geçer Yahu ile ilgili. İşte bir hükümdar kim bilmiyorum. Bilge Vezir'ine demiş ki bana öyle bir şey söyle ki yani neşeli olsam da kederli olsam da bana hakikati hatırlatsın. O da ona bir yüzük yaptırıyor. Üzerine bu da geçer Yahu yazdırıyor. Şimdi hangi durumda baksan bu da geçer yahu. Bu da geçer yahu'nun sebebi ölümlü olması dünyanın, ölecek olmamız. Yani bu o kadar temel bir şey ki bu geçicilik halini her gün hatırlayan insanın geçen zamana verdiği kıymet bunu hiç hatırlamayan insandan çok farklı olacak. Benim her sabah uzunca bir zamandır yani sadece bu yakında vefatlar yaşadığımız için değil, Uzunca bir zamandır yataktan kalkmamın en büyük motivasyonu bu. Ve ne zaman bunu unutsam hayatımda bir neşeli, başarılı, hedere öldürüp bir şeyler oluyor. Unutuyoruz lan ölmeyiz biz bu aralar falan gibi. O zaman böyle bir şey düşüyor, hayat motivasyonu düşüyor ve yayasım geliyor. Mesela tatil isteği doğuyor içimde. Tatil. Tatil ne demekti? Atıl zaman. Atıldan geliyor tatil. Ama öleceğini hatırlarsan zaten hayatın bir tatil olduğunu fark ediyorsun onu daha hareketli bir hale getirmek için bir şeyler yapasın geliyor. Ee, ölümü düşünmek faydalı. Memento mori. Peki öyleyse hayatın anlamı bitecek olması yani ölüm müdür? Valla son bölümde buna tam olarak evet diyebilirim. Anlam ancak ölümle belirginleşir. Ölümü bilmeyen, ölümü düşünmeyen, ölüm hissetmeyen insanın hayatın anlamını içselleştirebileceğini hiç düşünmüyorum. Peki. Bence. Teşekkür ederiz. Sinan Canan. Biz teşekkür ederiz var 20. bir de ölümle bitirdik. Bir bölümün arkadaş. sonuna geldik. Allah uzun hayırlı güzel ömürler versin arkadaşlar. <laughs> Hepimize inşallah. Amin. Sanırım siz de biz de izleyenler de birinci bölümdeki kişi değiller artık. Ben Başka çok insanları bu seriden sonra. Neler oldu kardeşim ya ilk bölümden sonra vallahi billahi. Ne badireler atladık. Belki bir gün bunu böyle buradaki hikayeleri bir kitap yaparız benim olur. Evet inşallah. O zaman teşekkür ederiz hem size hem izleyicilere. Teşekkür ederiz. Bütün Sapien izleyicilere çok teşekkür ediyorum. E, ömrümüz oldukça nefes almaya devam ettikçe böyle içerikler öğretmeye burada orada açık meyinde her yerde devam edeceğiz. Neydi? Abone olmayı unutmayın. Evet ki sırada da başka bir serimiz de olacak. Birazcık dinleneceğiz sonra o seriye başlamak için sabırsızlanıyoruz. Önce parti. Önce parti. Görüşmek üzere.